Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Çok özledim sizleri ya. Daha doğrusu vlog çekmeyi özledim. Valla hatırlat diyorsunuz. O yüzden hatırlatacağım, kusura bakmayın. Beğeni atmayı unutmayın kardeşlerim. Beğenilerinizi bekliyorum. Evet, bugün yıllardan beri halin işlemci sorununu çözmek için buradayım. Biliyorsunuz videolarımızda da işlemciden çok dem vuruyordu Halik. Hem dersi için hem de okuyacağı bölüm için bilgisayar gerekiyor. Biz de sizlerle birlikte elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Ama bu konuda bir kişinin de hakkını yemeyeceğim. Sağ olsun eniştem de bize bütçe olarak yardım etti. Teşekkürlerimizi sunuyoruz ona buradan. Sistem toplamak isteyen bir sürü kardeşim var. Evet, istiyorsunuz. Doğru. Hayat pahalı, ekonomi sıkıntıda ve dolar 20'yi almış gidiyor başını kardeşlerim. At başı gidiyor. Peki biz bu devirde ne toplayacağız? İkinci el toplamak ne kadar mantıklı? Ne kadar değil? Bunu mutlaka soruyorsunuzdur. Öncelikle ürünleri kafamızda bir toplayalım. Halin evine gittiğimiz zaman ekran kartı vardı, kasası vardı. Ekran kartı RX 580. Gene onu idare edeceğini düşünüyorum. O yüzden bizim elimizde şu anda anakart, işlemci, RAM, SSD ve anakart lazım. Pardon, güç kaynağı lazım. Bu 5 birleşeni topladığımız zaman zaten Halin güzel bir bilgisayarı olacaktır diye düşünüyorum. Kardeşlerim biz de evlilik arifesindeyiz yani. Böyle orta bütçeli bir şey toplayacağım. Şaka bir yana o zaman şöyle bir şey yapalım. Bilgisayarımızı açalım. Bir internet sitesi üzerinden kardeşlerim ikinci el fiyatlara bakalım ve aynı zamanda bir dakika, bize ikinci el almak yakışmaz ya. Yakışmaz. Doğru. Sıfır ürün alalım. Şimdi biz ne yapacağız kardeşlerim biliyor musunuz? Bu video bir haftalık bir video olacak. Ben bütün siparişi internetten mağaza üzerinden vereceğim ve ofise kargoları getirttireceğim ve buraya geldiği zaman da sizlere çekeceğim. Yani kargo evime geldiği vakit kutuları sizlere göstereceğim. Ama ilk önce alışveriş yapmamız gerekiyor. Ben halin mutluluğunu görmek istiyorum kardeşlerim. Şimdi o zaman 5 tane bileşeni gelin hep birlikte alalım ve şöyle orta segmentte bir bilgisayar toplayalım. Ah oyun Fatih'im ah. Evet, insanın 2 tane kanalının olması nasıl bir duygu Fatih kardeşim demiştiniz. Arkadaşlar ben CS'deki gibi bir tane de Smurf hesap kastım biliyorsunuz. 2 tane yerden devam ediyoruz. Bir onu atıyorum, bir bunu atıyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olun, teşekkürler. Evet, bilgisayarımdayım. Kardeşlerim şimdi RX 580'i var halin. Öyle böyle bir tane kasası da var. Çünkü benim de bütçem kısıtlı. Ve şimdi Ryzen 5600 kardeşlerim alacağım. 580'e ideal bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Ryzen 5 5600 işlemcimize alıyoruz ve siparişini vereceğiz. Ve şimdi 2800 liraymış. Hemen hesap makinemizi açalım ve bize kaça patlayacak görelim. 2845 TL'ymiş şu an işlemcimiz. Bir anakart modeli tercih ettim. O da MSI'dan gelecek kardeşlerim. MSI'ın B450 Gaming Plus anakartı karşımızda. O da 3100 liraymış kardeşlerim. Hakikaten bu işlemciyi besleyebilecek bir anakart. Ve modelinde güzel olduğunu düşünüyorum. Artı 3095. 5940 yaptı kardeşlerim. Ve bir RAM düşünüyorum. Tabii ki de 8 GB RAM yetmiyor kardeşlerim. 16 GB'lık bir RAM takviyesiyle halim birazcık daha oyunlara akıcı oynamasını sağlayacak. Çünkü Rust oynadığı için kardeşlerim. Rust'ta RAM çok önemli. Fortnite bile hakikaten ayarları yaptığınız vakit 12-13 bile yediği oluyor. O yüzden RAM kapasitesi artık şu anki güncel bilgisayarlarda çok çok mühim. Bilgisayarımızın alt parçalarını öyle ya da böyle topladık. Bazılarını hızlı kargoya verdim. Güç kaynağı büyük ihtimalle 2 günde gelecek ve 2 gün sonraya gideceğiz videoda. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve 2 gün sonraya gidiyoruz. Evet, 2 gün sonradayız kardeşlerim ve bütün ürünlerimiz şu anda geldi ve hazır. SSD, işlemci, B450 siparişi vermiştik. 2 tane 2 slotlu 8 RAM ve Zalman 80 Plus'lı kardeşim. Bunu bulana kadar kardeşim canım çıktı. Kulurmasının hepsi zaten pahalanmış. Ama güzel bir sistem oldu. Oturturduk. Ortalama 9000 liraya falan civarına denk geldi. SSD'de 500 GB aldım. Yeter kardeşlerim. Daha ne yapacak? Rast kuracak zaten. Şimdi ne yapıyoruz kardeşlerim? Bir kutulara bakalım neler aldık. Haftalar geçti kardeşlerim. Evet. Aylar ayları kovaladı. 72 bin aboneyi geçtik. Saç sakal tıraşı olduk. Ve şimdi Halik'in oraya gideceğiz. Dilara ile birlikte zaten bugün buluşacaktık. Orada bir arkadaşımızla kahve içmeye gidecektik. Hazır Halik de orada. Bütün her şeyi götüreceğiz. Ve Halik'in evine gene konuk olacağız bugün. Ve bu sefer hayırlı bir iş için. Torbamız burada. Yolluk alır gibi kardeşlerim. Torbayı aldık. Gördüğünüz gibi her şeyi. Şöyle annemin. Tamam mı? Teddy. Poşetine koydum. Şimdi Dilara'yı bekliyorum. Gideceğiz. Bakalım. Gene yollardayız bugün. Haydi. Hop gene buradayım. Ve yoldayım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Halik'i aradım. Tamam mı? Çok çok zaten memnun kaldı. Ben ona söylemiştim. İnşallah bugün işlemcisinin sorununu çözeceğiz. Güzel de bir SSD ayarladık. Gidiyoruz. Yoldayım şu an. Bugün günlerden cumartesi. İşte kargonun gelme süreci. Ondan sonra işte beklememiz. Cert, cürt falan filan derken bir iki haftalık da ara oldu.
Ya 50 FPS, 60 FPS, 65 FPS bandında oluyor. Şimdi bakalım gideceğiz ve evine konuk olacağız tekrardan bugün. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Halik'in evine geldik. Halik! Ha, açtın mı? Tamam, geliyorum, hadi. Şey yapmıştık, direksiyon yapmıştık. Şimdi Halik alacağımızı biliyor kardeşlerim zaten. Çünkü ona da sordum, teknolojiler anladığı için. Çok güzel bir montaj yapacağız bugün ve gameplay testi. Gelsene, sen niye dış kapının dış mandalı gibi duruyorsun? Gel. Kapat onu. Ha. Bir ses ver. Halik. Abicim adam dolu topuleşi gibi ya. 7. kapta oturuyor. Kapta mı oturuyorsun? Gel. Gözünü seveyim. Hocam nereye düşüyorsun lan? Tamam, al bunu gör. Tamam. Getirdim hocam işte. Emanetleri. Bize nara bu kadar kötü insan. Kedi mamasını da koymuş. Gel buraya gel. Kedinin mahremi oraya. Beni çekelim yeterdi. Yer yerleri çekmeyelim. Bak. Bakayım dur. Kedi nerede? Oğlum kediyi kapat. Kedi getir kediye. Ben korkuyorum. Hadi kenara getir. Getireyim dur. Ya kardeşim korkuyorum. Nerede o? Halik çayımızı hazırlamış. Halik ondan bize börek yapmış. Börek yapmış. Kardeşim benim adamsın. Şş, onu bunu bırak. Buyur hocam. Konuştuk bununla arkadaşlar. O ilk videoyla bu videonun arasında zaman farkı bayağı fazla var. Aynen. Halik'e çünkü sürpriz yapmadım. Çünkü niye sormak istedim. Sonuçta ekran kartı, kasam vardı. Ekran kartı 580. Güzel. Ama sana bir ekran kartı ayarlarız sonra. Hocam hallederiz. O XT modeli falan var. O güzel. Şimdi arkadaşlar Halik'e bir tane de işlemci ayarladık. Hocam işlemci iyi ama. Hocam bu arada bak öyle denk getirdin ki tam 5M zamanı falan. Ben aynen. İşlemci lazımdı ya. Ya yok, ne oldu biliyor musun hayatım? Hocam Halik çay güzel olmuş ya. Olay ne biliyor musun? Abi. Yok bakayım. Şaka yaptım. Ne biçim şaka? Halik'in ilk defa bağırdığını duydum. Hani orada videoyu kestim. Bilerek o videoyu koymak istedim. Ben aslında hep öyleyim yani o oyunda. Özellikle hatta Fortnite geç 5M'de. Ulan SS'i basacağız. SS'i basacağız. Hocam orada benim de oluyor. Ya 4070 Ti olsa bile. Senin oluyor. Sen patladın. Ben patladım. Ablam da oynayamıyordu. Bende binalar yok bak. Yani o derece. 15 FPS oluyordum ben. Aynen. İşte bu işlemci olayı çok iyi oldu o yüzden ama. Bırakın istersen yani. Geldik ya biz. Ama güzel çocuklar yani hazırlamış. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ürünleri seçtik hocam. Şu an güzel ama. Orta hocam, segment aşırı bilgisayar. Aşırı şu an merak ediyorum. Çok güzel çünkü senin ekranı 144 Hz. Evet. Anca onu Eurotrack'ta falan anca 100 Hz'ini 80 Hz'ini alabiliyordu. Şimdi aynen. Bakalım biz birazdan şimdi test yapacağız ama. Oyun indirdin mi? Ha, var bir şeyler. O şey işte harddiskinde var zaten oyunlar. Harddisk almadım ona ben. Ben anlamadım. SSD'yi hallettik. SSD'de falan var. Aynen. Hiç zamandır şey yapamıyoruz. Bilgisayar olan çocuk dayanamaz ya. Aynen. Halik durmadan oğlum dedim nasıl geleyim? Ta nerede oturuyorsun ya? Ya hocam gelinir ya. Ağzını yemekler konuşma. Ben metroyla tamam mı? RTT otobüsüyle oradan dolmuşta geliyorum ya. Yok kendim konuş. Tamam kapa. Tamam kapatıyorum. Şimdi. Kapatayım mı? Kapama ya. Kapama. Montajı yapalım. Hadi hocam. Hard diski var. Heyecanlandım. Ekran kartı var. Tamam mı? Biz börekleri yerken. Aynen. Ablanla birlikte kardeşim. Sen hocam, montajı siz, yap. Hadi Allah'a emanet ol. Halik kendine iyi bak. Selam söyle. Tamam. Benim işim çok çünkü. Şey, 4. sınırsız ticket'a bakarsın. Tamam. Selam söyle. Sana bakarım. Bir de ilk defa 16 GB RAM'e geçiyor. Ha tabii o da var. Hadi hocam tamam. Arkadaşım şunu hemen hayatım. Hadi git oğlum. Belki bir şey konuşacağız tamam, özel ya. Gittim hadi al ne yapıyorsan güzel. Şimdi biz buradan kafeden gidiyoruz. Bunu götürürüz. Kafeden para. Bir de elmalı turta var. Aynen. İnanılmaz. Şimdi bakalım. Founder'ların founder'ı. Fadıl Delioğlu nerede olacak? Evet. Kardeşlerim. Halik'in kasası zaten hazırdı. İnşallah ilerleyen zamanlarda kasasını ve diğer şeylerini de upgrade edeceğiz. Evet. Zaten hard diski vardı. Oyunları evet, yüklü. Biz işlemcimizi gördüğünüz gibi MSI'ın soğutucusu. O hocam iki taraflı yapmışsın. Sen evet. Var ya evet. 2010 kasayı 2023 versiyonu yapmışsın. Aynen. Hatta evet. Dur şunu da göstereyim. Bak. Şu kısmı normalde arkadaşlar burada şey vardı. Böyle çok hani güzel oldu. Şunun yuvası, hard disk yuvası bakın. Aha, o yuva nerede? Nerede? Ben içinden geçerim böyle işte. Hadi bunu kırdın mı? Niye? Kart sığmıyor mu sebebi? Ha kart sığmıyor, kopartın onu oradan. Yok bunlar perçinini dele dele çıkardım. Şimdi Halik'in ekran kartını hep soruyordunuz. 580'di ama işlemcisi çok geride kalıyordu. 4130 gibi bir işlemci olunca. Babacım nasıl yetişsin yeni nesile? Şimdi biz bilgisayarı açmayı başardık. Evet. BIOS'tayız. Halik ne diyorsun kardeşim? Otur sendeyiz artık. Hocam ne diyeyim, çok aşırı ben heyecanlıyım. Hatta şöyle geçeyim ben.
Aynen. Artık hocam hemen de overclock yapmış ya. Ha, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben böyle bir BIOS görünce şimdi overclock'a çok bunlar yaptı. Şöyle gösterelim. Dayanamadım arkadaşlar. Hocam çok mutlu oldum adına bu arada. Vallahi cidden ya, ve 4 an... notta 7. Hocam bir şey diyeceğim. Heh. Aldığımız işlem soğutucu peki? Hocam şimdi sıkıntı yok mu? Soğutucu ben ayarladım bir tane. Arkadaşlar bakın çift fanlı. Şu LED'ini de kendim yaptım. Helal. Onu da söyleyeyim. Adam her şeyini kendi yapıyor. Bak şu an BIOS'tayız. Sıcaklığa bak hocam. Hocam bir şey diyeceğim. Boş ver. O boşta kalan adam fan. Her boş bulduğun yere aynen, fan koymuş. Atalarım boş bulduğun yere fan koy demiş. Aynen. Ben de öyle davrandım. Bak her hatta şuna bak bak. Havada duruyor bu. Nasıl havada duruyor? Hocam, arkadaşlar şu an beğeni atar mısınız? Allah aşkına. Hocam adam her yere koymuş. Evet. Neyse. Hocam şurayı hocam, bir anlat bize. Ryzen kullanınca öyle oluyor. Hocam şimdi bak sıcaklığa bak 29. Orkloğumu nasıl ya? Orkloğumu ama sıcaklık niye 29? Termomajdan fana kadar kaliteli çünkü. Hı-hı. Şimdi orkloğumu da yaptık bak 4.7 GHz. Hatta bak BIOS kırmızı diyor bana. Yapma etme diyor ama ben dinleme. Ya ben Hali'yi aradım. Dedim ki sana böyle bir işlemci aldım. Bu işlemci ne diyorsa aslında ben daha üst almak isterdim hocam biliyorsun. Abi, hocam, hocam bak, benim işlem 4 çekirdek 12'ye çıktı. Aynen çekirdeğin 12'ye çıktı. Ben şimdi senin oyundaki tepkini merak ediyorum. İşte hocam sabırsızlanıyorum şu an var ya. Şimdi overclock'unla yaptı tamam mı? Remleri, hocam 8 kullanıyordun 16'ya boostladı. Class'ta hiç sıkıntı yaşamayacaksın. Hiçbir şey bir de Fortnite'da hocam 11 falan yiyor. O yüzden ya Fortnite 10 GB RAM miyormuş ya? 13 evet. 13 GB. Bayağı yiyor. Şimdi arkadaşlar 3600 MHz yaptık. Halik Windows'u BIOS'u açmayı başardık. Ya, 5 olacak ha. Overclock'u da yaptık. Daha 5 yapacağım diyor. Bakalım Halik kaç FPS alacak Fortnite'da? 60'tan kaça çıkacak? Hadi hocam hadi. Hadi. Arkadaşlar Fortnite'a girişimizi hocam, yaptık ve Halik'in yeni dur, bilgisayarı. Adettendir. Eski oyun fan takipçileri bilir bunu. Arkadaşlar. Uy! Ya hocam ben yüzü göremiyordum ya. Bak görüyor musun hayatım bu. Yeni bilgisayar alanların bu şeyini ben de çok yaşadım. Heyecanla Halik'te bu anlayabiliyorum şu an ona. Fortnite böyle oynayasım geldi. Evet evet. Biliyorum sevmedim. Hocam zaten herz anlamında önemli olan herzin anladın mı? 55-60 alıyordu bakalım kaç alacak. Şu an çok güzel. En azından ekranın o herzini alalım. Hocam şöyle bir mouse'u bir döndür. İlk defa var şu. Bak 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 görüyor musun? Full döndür full döndür. Benim 60 Hz çekiyor zaten. Baksana şuna. Sen ne diyorsun? Yani Fortnite'da bu ilk falan dönemli olduğu için. Ben mahvoluyordum ya ben bitiyordum. 200 FPS hocam şöyle hocam. Göstereyim. 200'e çıkıyor. Bak 200 nere ya? İmkanı yok ben. Ulan ilk defa var. Dur bekle hatta. Sevindi gördün mü? Ben sana ne diyordum ama bak. Şimdi o herzi, çünkü o herzi alan herkes bilemez. Tabii. Bu herzi alan bilir anladın mı? Şu an çünkü sen çıplak gözle bakıyorsun. İlk defa dur her şeyin ayarını. Hocam senin gözlüğün kaç herz? Ona göre şimdi bu 165 ya. Benim gözlük oradan altında, kırmasın hocam. Hocam 60 herzden fazlasını evet harbiden güzel oldu. Şimdi Fortnite ve League of Legends, CSGO gibi oyunlarda FPS'ler hep dalgalanma olur. Tabii canım. Hep da olur bu. Bu 3 oyunda hep oluyor. O yüzden bizim farklı bir oyunda da bunu denememiz lazım. 290'ı görüyorum bak havada normal. Eğer sen var ya bir al makilleri ben. Hocam çalacağım merak hocam ederim. Şimdi sen sistem teknolojiyi çok bilen birisi olarak ne diyorsun? Yorumunu bekliyorum. Hocam, şöyle yorum ben şu an yorumsuzum da ben şeyi göstermek istiyorum. Tornavideyi de alayım. Bak şu sıcaklıklara baksana hocam bak. Orkluk yaptı. Evet bakalım. 4-7 GHz ve 50 dereceyi zor hakikaten görüyor. Hakikaten bu arada ısı cid. Hocam bırak hocam, da. Sıvı soğutma gibi oluyor. Sihan'ın şey soğutması gibi yapmışsın. Değil mi? Değil mi? İşe yaramış abi. Sevindim şu an. Evet hocam vallahi ben de adına sevindim. Çok vallahi güzel. Bak bir işlemci. Bu arada yorumlara hep yazmışsınız. Halik. Beni çok darladılar Instagram'dan. Halik abiye işlemci al. Halik abiye işlemci al. Tabii. Arkadaşlar o zaman ben... Allah razı olsun sizden. Evet. Vallahi sayenizde oldu. Bak. Ben de diyorum bu adam niye böyle darladı dedi. Çok güzel. Darladı. Çok güzel bir FPS alıyoruz bu arada. Bu arada bunlar benim özel ayarları gösterelim. Hocam şimdi ayarları performans gösterelim. Modunda mıyız? Performans modundayım. Aynen ben zaten bunu oynamaya çalışıyordum. Performans ya. Modunu aldı. Zaten bununla oynuyordu Halik. Aşağı daha, inelim. Bak şu kaplamalar ve şey yüksek. Kaplamaları ama yüksek, yüksek yaptı. Ama bunu yüksek olmak zorunda uzak olacak adam görüyor. Tabii tabii. O amenna. Boğuluyor şey zaten. Misin? Evet. FPS göster falan. Yani aslında çok bir ayarda sunmuyor bu performans modu. Normalde Fortnite'ı çok beğeniyor Halik de. İşte FPS'ten dolayı yani çok oynayamıyordu. Arkadaşlar bakmayın böyle oynadığına. İşlerim diyor benim içimden geliyor. Lan oğlum senin adına mutlu oldum ben valla. Hocam var ya şu an hani hocam sen rahat ol ileride de kasayı masayı da yenileriz. Ama şu anlık seni zaten idare hocam, etmeyi bırak. Ya bırak kasası bırak. Ben şu an var ya uçtum ben çağ atladım senin haberin var. Ben şu an çağ atladım. Ya. Eyvallah. Böyle FPS yok harbiden. Hocam bir de senin 5M için de güzel olacak biliyorsun. Halik evet. Üst adminimiz olduğu için. Evet arkadaşlar 5M'e girdik. Şimdi FPS... Bu kim oğlum? Hocam bir ara... Antonov'u çıkarmış bu uçağı bilenler. Kim? Bilir. Hangi admin oğlum bu? Desene, dur. Bak benden izin. Git bak bakayım hangi admin o. Bakayım. Arkadaşlar sunucunun açılmasına daha bir hafta var. Bu kim ya? Bak kaçtı bak kaçtı. Kaçtı.
Lan oğlum bu ne? TS'yi mi girsin? Gerçi hayatım TS. Görüyor musun? Aynen. Admin kadromuza bak. Ne çık lan dışarı. Bağır şuna. Şş, içerideki kim? Founder geldi. Founder. Çık dışarı. Dur hocam TS çalışıyor mu bakayım? Dur. Kim açtı kardeşim? Adam uçak. Hangi şey admin o ya? Allah'ım sen sabır ver ya. Yok, biz yokuz ya bak hemen giriyorlar sunucuya bak. Eğlensin. Yakalandılar. Kim bu? Hocam ya, onu bunu bulurum. Bırak da. Bu FPS ne? Arkadaşlar bu arada şu FPS'ye bir bakmanızı istiyorum. Dur beyaz yere gitme de. 140 alıyorum. Kaç alıyordun? Ben bundan önce bak 50-60 alıyordum. Bak 50-60 en fazla o da. Ya nasıl söyleyeyim? Bu yapamam şimdi buradan o şeyini. Anladım Drop anladım. Bak mesela şöyle yapıyordum. Ben biliyorum ya. Bak izleyin. Ben ki çok çektim. Şunu yapıyorum ya. Diyor ki mesela Fatih abi hani manikende bir şey var. Birileri trollüyor. Bak geliyordum. Bak şu an map gidiyor geliyor normal. Bir bırakıyordum kendimi boşluğa düşüyordum. Map yüklenmiyor. Anladım yüklenmiyor. Map yüklenmiyor. Bir saat bekliyordum. Hocam valla hakikaten bir araba çıkart istersen. Çıkarayım hemen. Bir araba çıkart. Abi şu PD araçlarına bakalım. Adı neydi? Polis bir şeydi onun. Arkadaşlar VR Roleplay cumartesi günü saat 17.00'da inşallah açılıyor. Şu anda gelin demeyeceğim çünkü 25 ekip 906 920'ye yakın whitelist'imiz var. Ya 110 alıyoruz. Oy. Ya. Bak. Beyaz ya gözükmüyor. Ya şehire tam gireyim. Şehire gir. Şöyle gösterelim. Ultra'da çok iyi şu an. Bak her yeri bu araçtan getirdim. Çok güzel ha. Hakikaten. Hocam inanılmaz iyi ya. Bak var ya sen buna sonra gündemde adam adminlik yapsın diye bilgisayar aldım abi. Hocam rahat. Arkadaşlar bir gün bir troll geldi malikaneye. Gökten indi böyle. Tam stonu var böyle elimde. Lan 2 saat banlayamıyor herifi. Diyorum ki adamı banla. Niye? Kasmaktan banlayamıyor. Şuraya var ya kim hocam yazamıyor. Adam kasmaktan ya. Banlayamıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok hocam bu arada. Şey. Hakikaten çok güzel duruyor. Hocam abi şuna dikkat çekmek istiyorum. Ya arkadaşlar bak sıvı soğutma falan yalanmış. Al 5600. Doğru, doğru söylüyor. Overclocklu. Baksana bak, ısıya bak. 50 derece. Aşırı iyi hocam. Isı değerleri cidden çok güzel. Yani iyi oldu. Overclock falan da hiç kaldırdı bak sıkıntı çıkarmadı. Evet hiç. Çok hiç güzel hocam. Çıkarmadı. Evet Halik'cim ne diyorsun hocam? Hocam son görüşlerini alalım şu son an. Görüşüm şöyle. Kasanın önündeki son görüşün. Ben akıcı oyun oynamayı özlemişim. Yani bayağıdır böyle hani akıcı yağ gibi oyun oynayamıyordum ben. Hı-hı. Girdiğim oyunları bak bir mouse'u bir çevir. Overclock'lu. Bak görülsün bak bak görüyor musun? O kadar akıcı ki yani bir gram takılma girmiyor bak. Five'em de ben. Drop kesin yine eyvallah. Artık CS'de bizi taşırsın. Bahane yok. Hadi geliyor zaten. Az kaldı. Evet arkadaşlar. Çek diyeceğim. Yani bilmiyorum aşırı ben heyecanlıyım da daha deneyeceğim çok oyun var. Ben oynayamıyorum. BF'de falan BF oyuncusuyum bu arada. Aa BF'de. O BF1 kasar ama ya. Her yerden bomba geliyor. İşte ama işlemci mahvediyor işte. Aynen çok işlemci yiyor. Evet. Bugün Halin evindeydik. Çok yorum atmıştınız. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir zaten kasası ekran kartı vardı. Biz de alt tarafını upgrade ettik. Aynen. Ve görmüş olduğunuz gibi bu Halik, bu VR roleplay, bu kasa, bu da benim saatim. Saatimiz kaça gelmiş? 6:25 var. Arkadaşlar diğer videolarda dur ben bir yüzümü göstereyim ya. Yani. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. VR roleplay'e bekliyoruz. Mükemmel bir sunucu yaptık ama inanılmaz bir sunucu oldu ciddi anlamda. Bugün Halik'in evindeydik. Halik kardeşimize inşallah güzel bir bilgisayarı Allah nasip etti halletmeye çalıştık. En azından ortağının bir üst segmenti bilgisayarı. Ne ortası bana bu şey ya cehennet gibi şu an. Arkadaşlar dediğim gibi sağ olun, var olun. Bakalım bir sonraki vlogumuzda nerede olacağız? Allah'a emanet olun. Hep el sallayalım. Ben mi? Ben mi sallamıyorum? Ben sallamayı. Abim sallamıyor. Bakışı yeter onun. Halik! Araçları al gidiyoruz. Anlaşıldı. Bir ara gidiyoruz. Bakalım.